Bir alternatif olarak öyle Millet İttifakı mı kuracak? Şimdi burada yeni bir söz gerçekçi mi? Bu tarihsel kodları çok iyi bilen ittifak, buradan devlet aklını yürütmenin gereklerini, şartlarını çok iyi bilen ittifak yeni sözü kuruyormuş gibi yapıyor. Ama en temel meseleye dair hiçbir şey söylemiyor. O yüzden mesele oy kaybı değil. Oy kaybı hassasiyeti de değil. İyi Parti gibi partiler bu anlamda samimi de değiller. Bu meseleye samimi yaklaşmak çözümün toplumsal anlamda öncüsünü de tabanını da muhatap almakla ilgili. Bu meseleye dair bir şey söylemeyen yeni bir şey söylemez. Yeni bir şey söylemeyenin de gelecekte yeri yoktur. En azından buna izin verilmeyecektir. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bekir Bey. Şimdi başlarken Şirin bana dedi ki cevapları kısa tut. Şimdi sadece bu başlık üzerine burada sabaha kadar program yapabiliriz. Yani söyleyeceğim çok cümle var ama şurada sana yani şöyle başlayayım. Tersten başlayayım. Sana şu anlamda katılıyorum ve iddiam da o zaten bu kitapta. Bu yeni sözü sadece altı parti ya da sadece devletçi partiler yazamaz zaten. Bir kere hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Seçim ne olursa olsun yeniyi konuşmak zorundayız ve yeniyi konuşmaya başladığımız an Erdoğan'a, AK Parti'ye oy verenler de, Kürtler de, İYİ Parti'ye oy verenler de, CHP'ye oy verenler de ve bizler gibi belki bambaşka Yeşillere ya da TİP'e oy verenler de bu yeni söze dahil değilsek o yeni söz zaten geçerli olamayacak bir kere. Ama önce bu gerçeği hepimizin kabullenmesi lazım. İYİ Partililere de, İYİ Parti'ye oy veren seçmene de, AK Parti'ye oy veren seçmene de bu meseleyi anlatmamız ve bu yüzleşme üretmemiz lazım. Ama onların da bizlerin ya da Kürtlerin varlığını tanımaları ya da Yeşillerin varlığını kabullenmeleri şartıyla. Yeni söz ancak öyle olabilir. O yüzden şu anda Türkiye'deki bu seçim atmosferindeki yeniyi temsil edenler altılı masa ya da iki altılı masa var. O değil de ötekidir ya da bu taraftır demek mümkün değil zaten. Güncel ayrı. Yani güncel evet ortada bir vaka var ve elimizdeki seçenekler bunlar. Ama işin biraz da zihni sorununda şu var. Şimdi bir parti var. Parti dediğimiz herhangi biri diyelim X Parti ya da İYİ Parti ya da CHP. Bir kurucu ideolojisi var. Başlangıçta yazdığı, o teoriyi bildiği varsayılanların bir programatik metin var. Lideri var. Bir örgüt dediği yapı var. O ideolojiye daha yakın insanlar. Bir de seçmenler var. Şimdi dedilen şey, tabanımı anlatamam denen şey aslında seçmenleri değil bana da sorarsan. Çünkü seçmenleri, İYİ Parti seçmeni de, Kürtler de, CHP seçmeni de, sadece Türkiye değişiyor sosyolojik olarak bütün bu göç, teknoloji, bütün bu hikaye birini etkiliyor da öbürünü etkilemiyor değil. Herkes değişiyor bir yandan sosyolojik olarak. Dolayısıyla bugün bana soruyorsanız benim samimi fikrim her partinin kendi tabanıyla, kendi tabanındaki değişimle her bir partinin az veya çok zaten bir uyum problemi var. Onlar başka bir yerde kaldılar. Burada hayat başka bir yere doğru akmaya devam ediyor. Kürtler de dahil buna. HDP ile Kürtlerin ilişkisi ya da İYİ Parti tabanıyla İYİ Parti ilişkisi de aynı bu açıdan. Dolayısıyla oradaki savunu ne? Aslında örgütüme anlatamam demek istiyor. Çünkü başlarken İYİ Parti, evet ülkücülerin içinden gelen kadrolarla kuruldu. Herhangi bir parti öyle başlayabilir. Ama önemli olan seçmendeki değişime ayak uydurarak kendini değiştirmesi. Bizde partiler değişmemeyi ve bir kimliğin partisi olarak kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü hepsinin ortak noktası yine galiba seninle orada farklı cümle kuruyor olsak da sanıyorum ortak düşünüyoruz. Çünkü esas itibariyle devlet-yurttaş ikileminde hemen hepsi devletçi. Solcu olabilir, sağcı olabilir, sosyal demokratım diyebilir, milliyetçiyim diyebilir ama devlet-yurttaş ikileminden baktıkları zaman devletten bakıyorlar meseleye, yurttaştan değil. Ama bütün buna rağmen 2023 Türkiye'sinde kim ne anlatırsa anlatsın, liderleri veya sözcüleri ne söylerse söylesin, gerçekte herhangi bir problem, hele Kürt meselesi gibi bir problem yokmuş gibi davranma ihtimalleri yoktur. Farkında olmamaları ihtimalleri de yoktur. Ama bir temsiliyet meselesine kendilerini tanımlıyorlar. Benim ise iddiam şu, bu kitapta da anlatmaya çalıştım. Altılı ittifak veya öbür altılı ittifak veya 12'si. Şunu söyleyebilselerdi, ihtiyacımız olan asıl hikaye o. Biz evet kimliklerin partileriyiz.
bir aradayız çünkü ortak hayatın kurallarını inşa etmek için bir araya geldik deseler, başka vaade, başka söze ihtiyaç yoktu zaten. Ve bugün de zaten seçimin kaderi belli diye burada bir coşku da olabilirdi. Ama onu da diyemiyorlar. Anlatabildim mi? Asıl meselemiz burada zaten. Ama önce hepimizin seçimin ertesi sabahı, Türk veya Kürt, AK Parti'ye oy veren, HDP'ye oy veren veya CHP'ye oy veren, Erdoğan'a oy veren veya rakip adaya oy veren, hepimizin aynı kadere uyanacağı gerçeğini kabullenmek. O zaman yeni söz, hepimizin içinde var hissettiğimiz bir sürecin ürünü olabilir. Benim tezim o. O yüzden en başta söylerken öyle üç tane prof bir odaya gelsin, doğru düzgün yazsın değil bu iş dememiz sebebi de o. Dolayısıyla Türkiye'de Kürt meselesi, bitiriyorum ama Türkiye'de Kürt meselesi dediğim şeyin binlerce tarifini yapabiliriz. Türkiye bunun için bu gök kubbe altında söylenmemiş cümle yok. Ama özü itibaren şöyle de tarif edebiliriz, çok basit. Bütün Türkiye'nin bu 100 yıllık, 200 yıllık kalkınmak ekonomik olarak ve toplumsal dönüşüm, hukukun üstünlüğüne inanç, toplumsal cinsiyet eşitliği vesaire, toplumsal değişim sürecine herhangi bir kimlik kendi kimliğiyle temsil edilerek bu sürece dahil değil ise, oyunun dışında kaldım hissediyorsa sorun var. Ve Kürtler kendilerini oyunun dışında hissediyorlar, haklılar da ayrıca. Bir dönemde örneğin başörtüler kendilerini oyunun dışında hissediyorlardı. Dolayısıyla bugün, o yüzden diyorum, seçimin ertesi sabahı bu ülkedeki bütün kimlikler, bütün inançlar, bütün farklılıklar, kendimizi içinde var hissedeceğimiz yeni bir ortak kuralı konuşmaya hazır değilsek, oradan yeni söz falan çıkaramayız. O nedenle de yeni sözü ne bir parti, ne altı veya üçlünün bir araya gelip yazması, ne de bilen dünyanın en iyi beş profesörüne sipariş verip yazdırmamız olamaz diyorum ben. Tartışma sürecini açmamız, birbirimize aklımızı, yüreğimizi, kulağımızı, gözümüzü açmamız lazım. Önce bu gerçeği kabullenmekten başlamak lazım. İyi Parti de başta, eğer iktidar olmak istiyorsa gerçekten. Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ben aslında Kürt meselesiyle alakalı arkadaşın söylediklerine bir ek yapmak istiyorum. Arkadaş İYİ Parti'nin bu konuda samimi olmadığını söyledi. O tabii onun görüşüdür, bu tartışılır. Ben samimiyetten daha farklı olarak şuradan hareket etmek istiyorum. Şimdi siyasi partiler elbette kitlelerin dikkate almak zorundadırlar. Onların söylediklerine kulak vermek zorundadırlar. Fakat siyasi partiler bir yerde de kitlelerine yol göstermek de zorundadırlar. Dönüştürmek yani, hatta. Lider bunu yapar lider, çünkü. Yani. Evet, lider lider ki, her seferinde arkasına dönüp kitlem siz ne diyorsunuz derse o topluluk yol alamaz. Ve ben bugün bu partilerin hiçbirinde, İYİ Parti başta geliyor, hiçbirinde bu liderlik elbisesini görmüyorum. Yani Tayyip Erdoğan her ne kadar, yani burada eleştirebiliriz istediğimiz kadar, severiz sevmeyiz. Tayyip Erdoğan kendi kitlesine Kürt meselesi gibi bir meseleyi kabul ettirdi. Ya evet biz Kürtlere gerçekten zulmetmişiz dedirtti. Ardından Kürt meselesini rafa kaldırdı. Ardından işte bugün HDP'yi terörize ediyor, kriminalize ediyor. Fakat HDP ile tekrardan görüşebiliyor. Kitlesi başka partiler onunla görüşünce bunu yanlış buluyor ama AK Parti görüşünce tabii ki görüşecek diyor. Yani bunları söyletebilmek güçtür. Büyük bir politik güçtür. Dolayısıyla bu da en başta cesaretle geliyor. Siyasi cesaret gerekiyor. Bu partilerin en başta İYİ Parti ve ben Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyete ve cesarete sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat işte İYİ Parti gibi bazı diğer partiler ve bence halkın da bir kesimi bu siyasi cesareti baltalıyor. Şimdi Kürt meselesi gerçekten de meselelerden bir mesele değil. Türkiye'nin en önemli meselesi. Yani dış politika bir memleketin, bir ülkenin en önemli alanlarından biridir. Burada kim diyebilir ki Türkiye'nin dış politikasını Kürt meselesi belirlemiyor? Belirliyor. İç politikasında belirliyor, dış politikasında belirliyor. Ekonomiyi belirliyor ki ekonomik maliyet bu çünkü. Her anlamda bir maliyet. Dolayısıyla eğer biz samimi olarak buranın daha iyi bir yer olmasını istiyorsak Kürt meselesinden başlamak zorundayız. Ne diyorsunuz? Evet, bu yani çok önemli. Evet, partiler ve liderler aynı zamanda kitlelerini dönüştürmeli bir yandan da. Çünkü ortada bir de şu var. İnsanlığın evrensel kazanımları var. Bu toprakların 12 bin yıllık tarihinin kazanımları, yaşanmışlıkları var. Yani şimdi herhangi bir parti ya da Türkiye toplumu 12 yaşında kız çocukları evlendirilebilir fikrinde olsa tamam bunu istiyor diye evet mi diyeceğiz? Yani 12 bin yıldır bu gelenekler ya da evrensel kazanımlar yokmuş gibi
yeniden mi tabanımız ne istiyor diye anket yaparak karar vereceğiz. Böyle değil ki. Onun için elbette. Yani ama henüz Türkiye'deki temel tıkanıklık arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben. Bütün bu kitapta da anlatma çabam. Siyaset, sade bireyler ve yurttaş değil. Siyaset ve bütün aktörler, biri azdır, biri çoktur, ayrı bahis konuşabiliriz. Herkesin günahı az mıdır, çok mudur, onu da tartışabiliriz. Ama özü itibariyle Türkiye'deki sorun bugün siyasettir. Dolayısıyla bana hani gecenin en sonunda belki soracağınız şeyi şimdi sorsanız, abi peki ya nereden başlayacağız deseniz, yapılacak şey siyasi partiler kanununu, dernekler vakıflar kanununu, polis vazife silahiyetleri kanununu, toplantı gösteri yürüyüşleri kanununu sonuna kadar özgürleştirmek ve her kahvede, her evde, her köşe başında siyaset konuşalım arkadaş. Örgütlenin ve örgütleriniz üzerinden müzakere edelim demektir başlangıç noktası, doğrusu. Çünkü partiler bugün bunun çok ırağındalar. O yüzden problemler bilinmiyor değil. Her partinin lider kadroları. Ama zihni eşikler var. Söylemeye çalıştığım şey o. Zihni eşikler var. O, yani örneğin yerel yönetimler, değil mi? Çok nötr bir konu konuşalım. Yerel yönetimlerin, Konya'daki yerel yönetimin dertleriyle İstanbul'un aynı olmadığı, aynı çözüm, aynı tek tipli yasa, aynı tek tipli ilkelerle çözülemeyeceğini bilmiyor olabilir miyiz? Herkes biliyor. Avrupa Birliği sürecinde devlette vali veya müsteşar veya genel müdür olup da Avrupa Birliği ile gidip yerel yönetimlerin güçlendirilmesi eğitimi almayan herhangi bir bürokrat yoktur arkadaşlar. Hepsi bilirler ne olması gerektiğini. Peki Türkiye niye yapamıyor? Çünkü zihnin arkasında bir şey var. İstanbullu ya da Denizlili bu hakkı doğru kullanır ama ya Diyarbakırlı yamuk kullanmaya kalkarsa. Kimsenin söyleyemediği şey bu. O yüzden de yani buna benzer bir sürü başka zihni bariyer var. Bir tane bu da değil. Dolayısıyla bir sürü başka konuda laiklik meselesinde de öyle. Dolayısıyla hep o zihni bariyerleri kim inşa ediyor? Devlet etti. Dolayısıyla devleti reforme etmeden, katılımcılığı açmadan, hesap verebilirliği açmadan, şeffaflığı açmadan, o nedenle dedim, beni ilgilendiren bir kararın nasıl alındığını bilmeden, hakkımdaki kararın ne olduğunu bilmeden ve hakkımdaki karara katılmadan ben yeni bir yönetim ve devlet ve toplumsal barış kuramayız. Kurduğumuzu sanırız. Ama bugün günceldeki mesele, evet daha da terse doğru giden bir süreç var. Kurum ve kuralların yok olduğu, keyfiliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun yaygınlaştığı bir süreç var. Önce bir hani tarlayı bir önce ottan temizlememiz lazım. Ya da dişte kanal tedavisi için önce bir apseyi dağıtmak için antibiyotik veriyorlar. Karşı karşıya kaldığımız problem o. Yoksa seçeneklerin en doğrusu karşımızdakiler elbette değil. Ama önce de bir kanal tedavisi olduğunu herkes biliyor. 3 aşağı 5 yukarı da önce bir apseyi nasıl düzelteceğiz meselesi var. Şimdi sizle devam edeceğiz ama burada sizin dediğinize küçük bir ek sadece. Daha önce de konuşuyorduk. Bugün sürekli birlik olalım, bir araya gelelim, ne olursak olsun birlikte bir güç yaratalım diyen Selahattin Demirtaş cezaevinde bölücülük yaptığı suçlamasıyla dışarıda olanlar hayır bir araya gelmeyelim, birbirimizle konuşmayalım, o varsa ben yokum diyor. Şimdi burada değil mi? O zaman toplumda kim bölüyor, kim birleştiriyor meselesinde bile bence biraz zihnimiz karışık. Kesinlikle. Yani yine söz alıp uzatmayayım ama yani hani post-truth diye bir kavram var ya, son 5-6 yıldır hayatımıza girdi. Post-truth Türkiye'nin kendisidir diyorum ben. Yani işte söylediğin şey post-truth'ün kendisi. Sözlükte anlamı neymiş de aramanıza falan gerek yok. Yani böyle 50 örnek sayabiliriz hep beraber şimdi. Yani peki, devam edelim. Buyurunuz. Aybike Boyacıoğlu. Ben size şunu sormak istiyorum. Mesela Türkiye'ye gelen yüksek göç, yani Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki biraz gençlerde... Biraz bağırman gerekiyor Aybike, değil mi? Bağır, bir de böyle mikrofonu iyice tut. Gençlerde milliyetçiliği arttırmış mıdır bu son zamanlarda gelen göç? Yoksa biz böyle sosyal medyanın etkisinde bunları gözlemliyoruz. Bir de bununla alakalı şunu da sormak istiyorum. Altılı Masa çok heyecansız bir siyaset yaratıyor. Bu siyasetin sonucunda da daha aktif siyaset yapılabilen radikal küçük partiler, mesela Zafer, bu tarz partilerin oy oranlarında bir artış görecek miyiz? Doğru, tersten başlayayım. Yani evet, anketlerde
daha radikal söylemi olan partiler fark edilir oldu. Yani 10 olmuyorlar. Yani fark edilir oldu derken sıfırken birdenbire diyelim 3000 kişiyle görüşüyorsunuz. 50 kişi, 71 kişi, 60 kişi gibi görünür olma hali var. Onun da karşılığı %2'dir, 3'tür en fazla ama 4 değil henüz. Şu kısmı doğru. Yani gençlerin duygu halleri, genellikle ülkede yaygın bir karamsarlık, kaygı vesaire var ama gençlerde biraz da bir öfke ve kızgınlık var doğal olarak. Çünkü bir yandan da benim hani yine kendimden örnek, neyi kaybettiğimi, neden mahrum olduğumu ya da neyin mağdur olduğunu bilmiyordum o kasabadayken. Halbuki İstanbul Çeliktepe'deki oturan diyelim kardeşimiz, önündeki AVM'de veya plazada ne olduğunu, neden mahrum olduğunu, neyin mağdur olduğunu biliyor. O yüzden de kızgın, fırsat eşitliğinin kalmadığını, daha diyelim Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanabilmenin işte kaç milyon üniversite sınavına giriyor her sene? 2 milyon, 3 milyon. Kaç kişi kazanabiliyor? Yani ya bu üniversiteyi bitirdiğimde iş bulabilirim ben güveniyle. Kaç üniversite var? Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Diyelim ki 10 bin kişi. Şimdi 2 milyon sınava girecek 10 bin kişi ancak o üniversiteleri kazanıp mezun olabilirse burs vesaire de meselesini çözüp gelecek kaygısı duymadan istihdamda rahat iş bulabilirim güveniyle davranıyor. Şimdi bunun olmadığını bildiği için kızgınlık daha yüksek, doğru. Bir de üstelik elinizde akıllı cihaz var. Yani Türkiye'de 30 yaş altı nüfusun tümü akıllı cihaz sahibi. Hani benim zamandaki gibi radyoya falan bağımlı değiliz. Dolayısıyla bir biçimde görüyorsunuz gözünüzün önünde, soyut anlatı falan değil, neden mahrum olduğunuz ve neye mağdur olduğunuz ve fırsat eşitliği mağduru olarak neyi kaçırıyor olduğunuzu da görüyorsunuz. Doğal olarak da bir kızgınlık var. Hemen gözünüzün önünde çünkü elinizi uzatsanız alamayacağınız bir özgürlük ya da refah ya da fırsat yok. O nedenle tabii ki radikallik görece bizim yaşıtlarımıza göre daha yüksek. Ama bu daha yüksek derken de diyelim toplam 62 milyon civarında seçmenimiz olacak. Bunların diyelim 20 milyonu 30 yaş altında. Bu 20 milyon için de diyelim ki 3 milyonu için böyle. Ama 17 milyonu hala ya daha sakin bir yerde ya bir kısmı bambaşka bir yerde siyasetten de hiç ilgili olmayabilir ama ağırlığı sizler gibi daha sakin ne yapsam diyor. Yani benim kuşağım daha çok ne olacak bu memleketin hali diye konuşurken şimdi özellikle gençlerde bir şey gayreti var. Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Gayreti ve arayışı var. Bunun için o siyasi alanın özgürlükleri, siyasetin doğallaşmasını sağlarsak ve sizler kendinizin ihtiyaçları ve talepleri için veya fikirleriniz için örgütlenme özgürlüğüyle örgütlenip bunun için müzakereye, siyasete dahil olabildiğiniz gün bu kızgınlık da sönecek. Dolayısıyla seçimler yaklaşırken bu daha sert söylemi olan partilerin başarı şansları düşük olduğu için bugün anketlerde görünenin bir adım daha gerisinde oy gerçekleşecektir. Artacağını sanmıyorum. Çünkü bir yandan da hani kazanmak veya bu seçimde gidişatı radikal biçimde müdahil etmek arzusu da bir yandan olduğu için küçüklere dağılma ihtimali biraz daha zorlanabilir. O nedenle evet anketlerde daha radikal göründü ve buradaki göç o anlamıyla özellikle Suriyeliler meselesi ya da somut bir hedef gösteriyor olmak o kızgınlığa. Yani haklısın, mağdursun, mahrumsun çünkü devlet istiyordu ama hakkını bak o arkadaş aldı diye sana cisimleştirilmiş bir düşman anlatılıyor. Sen de kızgınlığını ona yöneltiyorsun doğal olarak. Bu çok anlaşılabilir bir şey ama seçimlere doğru bu söner ve gerçek sayılar biraz daha %1'ler, 2'ler mertebesinde kalır. Bu arada Bekir Bey, çok enteresan size geleceğim. Bu 9. programımız ve şunu fark ediyorum. Göçmenler meselesi gençlerin inanılmaz gündeminde. Tabii. Yani baktığımız zaman belli bir yaşın üstü bir nefret konusu ya da tam tersi hani kendini adayacağı ve iyileştirmeye ve değiştirmeye çalışacağı bir sivil toplum hareketi görürken bunu, ben gençlerden sürekli burada göçmenler konusunda soru geliyor. Çok enteresan, ilginç. Doğru. Siyasetin hiç gündeminde yok. Günlük hayatımızda belli bir yaşın üstünde bu gündemde değil belki ama gençlikte çok fazla var. Şimdi altılı masa heyecan uyandırmıyor dedi. Altılı masanın heyecan uyandırmadığını herkes düşünüyor mu? Bilmiyorum, bu konuyla devam edelim mi? Biraz nedenini içini buyurun. Kendinizi de tanıtın lütfen.
Sonra arkada siz beyefendi. Tamam. Merhaba, Dicle ben. Daha önce de beyin göçü yayınınıza katılma şansım olmuştu. Evet. Ben üniversiteyi Sorbonne'da okudum, hukuk okudum. Bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi mesela gençlerin yani genel olarak Türkiye'de Avrupa'ya istinaden sandığa katılım oranı çok daha yüksektir. Hani insanlar hala bir umut bekler. Ama hazır 2023 seçimleri de bu kadar önümüzdeyken gençler özelinde şeyi sormak istiyorum. Belki de bir siyaset sosyolojisi olarak sizin gibi kamuoyu araştırmacısına. Acaba gençler siyasete ilgiliyken oy verme pratikleri, ya bu gençler hani yeni 18 yaşına girmiş ilk defa oy kullanan insanlar olarak düşünmüyorum da daha işte 18-30 yaş arası. Oy verme pratiği acaba aileleriyle doğru orantıda mı gidiyor? Yoksa Türkiye çok devinimi yüksek bir ülke olduğu için Avrupa'dan ve yani dünyanın geri kalanından farklı olarak gençlerin ailelerin oy verirken ailelerinden kopuş oranı daha mı yüksek? Bu belki bunu şu yüzden kendi adıma önemsiyorum. Demokrasi kavramı üzerine de çok düşünen bir insanım kendi adıma ve bunun da çok temel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi okuryazarlık arttıkça o kopuş da, aileden kopuş da daha çok artacak. Ama bunu şöyle popülist söylemlere de bağlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten üzerine çok düşündüğüm bir kavram olduğu için biraz uzatacağım. Mesela yine aynı şekilde Avrupa'da veya Amerika'da seçmenin yaşını düşürelim mi? Ya bu kadar hani basit bir şey olamaz. Bunu referandumda da görüyoruz. Referandum söylemi de her zaman yani bir anayasa hukukunun en temelidir. Referandum her zaman bir parlamento vasıtasıyla bir yasa geçmediğinde tüm dünyadaki iktidarların başvurduğu bir yöntemdir. Ve hiçbir zaman halk, ben nasıl bir bilgisayar mühendisinin yazılımla, bilgisayarla alakalı bilgisine, donanımına sahip olmadığım gibi bir yasanın da benim hayatımdaki bir yeni bir kanunun, yeni bir kanun teklifinin de benim hayatımdaki somut etkisini bir hukukçu olmayan bir insanın bilmesi her zaman çok daha zordur. Ama Brexit örneğinde de gördüğümüz gibi bu popülist argümanlarla bir anda işte referandumun çok demokratik bir şey olduğunu halk düşünebilir. Ben bu yüzden hani gençlere işte 15 yaşından itibaren oy kullansın demek bir demokrasi savunmak veya gençlere alan açmak olduğunu düşünmüyorum. Aksine biraz daha gençlerin oy verme pratikleri üzerine düşünülmesi gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Bu kadar bu konuda. Şimdi birkaç şey, biraz önce hani Türkiye'de işte örgüt kavramı, toplumsal toplumdaki örgütlenme arzusundaki düşüklük dedim ya. Bunun ürettiği sonuçlardan birisi Türkiye'de seçimlere katılma oranı. Çünkü insanların hayata müdahale edebilecekleri tek mekanizma var, oyları. Bir dönem evet 80'lerde bir de seçime katılma para cezasına bağlıydı falan ama oldum bittim. Sadece şimdi artık öyle para cezası falan da uygulanmıyor zaten. Oldum bittim Türkiye'de seçimlere katılma çok yüksek bu sebepten bir yandan. İki evet aile oyu diyelim. Yani önce kadınlar için genellikle hani eşler kocalar karar veriyor. Kadınlar da ona ayak uyduruyor. Ve sonra da ikinci de çocuklar da gençler de babaların o kararına uyuyor mu? Bir dönem böyle olabilir. Ama bugünün dünyasında ve bugünün Türkiye'sinde, Türkiye metropollü, %53 nüfusu 11 metropole toplanmış. Toplam %84 nüfusu 2000'in üstünde nüfusu olan yerlerde olan, kentli ve metropollü bir ülke. Ve de çekirdek aileye dönmüş haneler, 3.3 kişi ortalama. Ve metropollerde ve metropolün bu hayat ritmi içinde, kadınlar da, gençler de hayata eskisinden farklı. Dolayısıyla o Bekir Yıldız öykülerinde, Yaşar Kemal romanlarında gördüğümüz bir takım hikayeler, A karar verdi, 50 bin maraba aynı partiye oy verdi, romanlarda kaldı bir kere. Kürtler bile, kentli artık, metropollü, Kürtlerin bile yarısı artık öyle köylerde, mezralarda değil, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Van'da, Antalya'da, Mersin'de. Dolayısıyla o hikaye öyle değil. Dolayısıyla da artık o ailelerdeki kadınlar da gençler de öyle sadece eşin, babanın, kocanın kararıyla oy veriyor değil. Bir kere önce bunu bilelim. Ama tek başına seçime katılmak mı mesele? Yani yaşı istersek 15'e düşürelim. 4 senede bir oy vermiş olmak ve bütün bu karmaşık hayatta, bu kadar problemlerin çeşitlendiği bir hayatta
bütün yetkilerimizi, bütün her türlü hakkımızdaki kararı şimdi bir cumhurbaşkanına devredeceğimiz seçim, istersek iki senede bir yapalım. Demokrasi sayılabilir mi? Benim tezim ise hayır. Dolayısıyla mesele sadece oylama meselesi değil. Bir zihni kabul meselesi. Eğer sonuçta illa her seferinde oya dönecekse o zaman uzlaşma falan aramayız. Her hafta sonu koyarız sandığı. Bu haftanın gündemi ne abi? Kreşleri ne renk boyuyoruz? 50 artı 1 alanların rengi geçerli deriz. Demokrasi böyle bir şey değil. Demokrasi işte o sözde de söylediğim. Hepimizin kararlara dahil olabildiği, en azından evet uzlaşamadığımız yerler olur ve tabii ki sayıya bağlı alınması gereken kararlar olur. Ama onu orada bile uzlaşamadığımız zaman ne yapacağımızı, azınlıkta olanın hakkını nasıl koruyacağımızı, azınlıkta kalanın hakkını, hukukunu, haklarını gasp edilip gasp edilmediğini nasıl kontrol edeceğimizi konuşmazsak, bunun mekanizmalarını kurmazsak ve birileri sürekli olarak ben bütün bu karar süreçlerinde yok sayılıyorum arkadaş, sayıca da az olduğum için ben hep mi kaybeden olacağım diye hissetmeye başlıyorsa zaten huzur muzur olmaz. Dolayısıyla ister Kürt meselesi konuşalım, ister laiklik konuşalım, toplumun bir kesimi sayısı az diye hep oyunun dışında kalacaksa bunun isterseniz her hafta sonu referandum yapın, demokrasi falan olmaz. O yüzden yeni bir zihniyete ve yeni bir söze ihtiyaç var. Lafımın da sebebi o. Bu arada seyircilerimizden biri yeni bir söz söylemiş. Demiş ki işte size yeni bir söz. Devletin dini olmayacağı gibi etnik kimliği de olmaz. Dinsiz doğru. Ve etnik kimliksiz bir devlet. Mümkün mü? Buradan devam edelim. Önemli. İki şeyi önemsedim burada. Heyecan yaratmıyor meselesini bence biraz daha sormalıyız diye düşünüyorum Bekir Ardır'a. Ve bu meseleyi biraz konuşalım. Bu ilgi çekti. Yani bu muhalefet altılı masanın tabuları yıkıp yıkamayacağı konusu. Çok fazla mesaj geliyor. Buyurun size vermiştim. Önce siz, sonra siz, sonra diğer soruları da alacağım. Buyurun. Merhaba, ismim Kaan. Pisa Üniversitesi'nde tarih okudum. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde siyaset okuyorum. Üçüncü biraz sınıfım. Daha bağırın lütfen. Tamam, biraz daha bağırayım. Ben birinci programla ikinci programı biraz bağlamak istiyorum. Reklamdan öncesini ve sonrasını. Çünkü yanlış anlamadıysam reklamdan önce ilk programda biraz şeyi tartışmaya çalıştınız. Aslında programsal olarak bir sorun olduğunu. Yani Türkiye'de bir siyasi parti sorunu var ama bunun temelinde bir program hatası var. Aslında bu programı değiştirmeliyiz gibi bir yere çekmeye çalıştığınızı düşünüyorum. Ben o yüzden şeyi soracaktım. Şimdi içinde bulunduğumuz liberal programın ben artık insanları hiçbir şeye ikna edebildiğini düşünmüyorum. Yani bugün program artık sıkışmış bir düzeyde. Yeniden kendini üretemiyor. Yeniden kendini üretemediği gibi yurttaşlık ve devlet kavramlarını kendi içinde de yeniden üretemiyor. Kapsayıcı olamıyor. Ve bu yurttaşlık kavramları sürekli kutuplaşmaya başlıyor. Ve biz de bu kısır döngü içinde sürekli kendi düşmanlarımızı yaratarak bir yerlere çekiliyoruz. O zaman ben şunu sormak isterim. Bugün bu siyasal kırılmadan doğan bu yeni sosyalist programı, yeniden gündemimize gelen bir sosyalist program var. Bu Türkiye İşçi Partisi ile başlayan, Erkan Baş'ın söylemleriyle ilerleyen, konut krizi olsun, önüne gelen çalışma saatleri olsun. Burada şunu sormak isterim. Bu içinde bulunduğumuz liberal programda dediğiniz gibi bir sürü şey oluyor. İnsan tekrardan kendini dönüştüremiyor, kendini ait hissedemiyor, buraya bir irade koyamıyor ve bu irade koyamama sorunu aynı zamanda toplumsal muhalefet eksikliğine dönüyor. Çünkü kendi içinde, nasıl anlatabilirim bunu? Kendi içinde ait hissedemediği bir programa dahil olmak istemiyor. Ve bu aynen. Aslında partiler üstü, aslında liberal programın gitgide kendini ikna kabiliyetinden koparmasıyla, araçsal olarak yok olmasıyla oluyor. Peki bunun karşısına biz bir sosyalist program koyabilir miyiz? Bunun mesela Türkiye İşçi Partisi yeniden bir sosyalist program kendi benliğiyle topluma yayabilir mi? Buradan gelen toplumsal taban aslında kendi toplumsal dinamiklerini sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir kimlik siyasetindense artık daha sınıfsal bir yere ilerliyoruz. Bu sınıfsal düzlemde kendine bir yer edinebilir mi? Bu yer edinme aslında kalıtsal olabilir mi? Bunu ilerideki seçimlerde veya toplumsal muhalefetin kendisinde yer edinerek gösterebilir mi? Ve bu düzlemde Türkiye İşçi Partisi'nin buradaki yeri ne olur? Böyle bir soru yöneltmek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi bir birinci mesele şu. Türkiye'de yani bir kere ben bugünkü düzen liberal mi o da tartışılır. Bu disiplinli bir toplumsal hayat ve disiplinli bir ekonomi liberal falan değil. Ve üstelik disiplin derken de disiplin kuralları keyfi. Yani tanımlı da değil.
Yani o sabahki disiplin diye tanımlanan şeyle ertesi günkü de farklı olabilir. Çünkü keyfe bağlı, kurum ve kuralları belli olmayan, ilkeleri, tanımları belli olmayan da bir hayat bu. Birincisi. İkincisi böyle liberal, sosyalist, kapitalizm, emperyalizm. Eğer okuma lütfunda bulunursanız bu kitapta bu tür kavramların hiçbirini görmeyeceksiniz. Çünkü şöyle bir kabulüm var. Bugünün dünyasında bütün bu kavramlar elbette bir şeyi açıklıyor. Ve elbette sanayi toplumunun temel çelişkileri üzerine yeşermiş ideolojiler. Ama bugün sınıfsal olan, örneğin tipin ya da herhangi bir sosyalist program, tipin programında dahil, sınıfsal olan gerilimlerin çoğuna bir cevap üretiyor. Ve çoğuna ben de gönülden iştirak edebilirim. Ama yanı sıra Kürt meselemiz de var. Yani sınıfsal olan yükseliyor derken kimlik meselesi bitiyor değil ki. Bugünün dünyası daha katmanlı ve daha karmaşık. Onun için sanayi toplumunun tek başına o dönemin çelişkileri üzerine tanımlanmış, problemleri üzerine tanımlanmış bir takım ideolojileri bugünkü hayatın bütününü karşılamıyor. Elimizde bir kek kalıbı var, düşünün. Her gün sabah hamuru açıyorsunuz, kek kalıbına koyuyorsunuz, çalışıyor benim kalıp diyorsunuz, doğru. Ama her gün çöpe giden kalıbın dışında kalan hamur giderek büyüyor, farkında değiliz. Onun için yeni bir şeye ihtiyaç var. Bu yeni bir şey derken birdenbire biz icat edelim demiyorum. Yani bilimden beslenen, sanattan beslenen, bugün iklim değişikliğini de örneğin soldan veya sağdan nasıl bakacağız? Yani gibi meselelerimiz var. O nedenle önce makbul vatandaş, senin o program dediğin asıl hikaye orada ya da izleyicimizin sorduğu meselede. Bu topraklarda devletin hep bir makbul vatandaş tanımı olmuş. O makbul vatandaş bir dönem Sünni olsun, Türk olsun, seküler olsun. Şimdi de bu iktidarın yaptığı bütün maharet odur. Yeni makbul vatandaş Sünni olsun, Türk olsun, dindar olsun. Hatta bir de mümkünse Kartal'ın İmam Hatip mezunu olsun. O da daha makbulü oluyor falan. Şimdi halbuki bugünün dünyasında makbul vatandaş tanımı yapamayacağımızı, biraz önceki turda söyledim, hepimiz farklılıklarımızdan bir aradayız ve bu topraklar 12 bin yıldır bütün farklılıkları, çeşitlilikleri içinde barındırmış. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda hem bir yandan sınıfsal problemlerimiz var. Dolayısıyla sosyalist bakış ya da liberal ekonomiye itiraz, örneğin sosyal devlet, şimdi yoksullaşmanın, adaletsizliğin bu kadar yaygınlaştığı bir yerde sosyal devleti yeniden kurmamız lazım. Bunu öyle özel sektöre bıraktık, eğitimi, sağlığı diyemeyiz. Hatta daha uç bir şey söyleyeyim. Örneğin Güneydoğu'da Kürt meselesinin de bir parçası olarak hiçbir ekonomik aktörün dinamiğin var olamadığı bir yerde istediğiniz kadar liberal ekonomiyi bir de kurallarına, teorisine uygun işletin. Demek ki yeniden doğuda ya da Ankara'nın doğusunda yeniden belki de Sümer Bank'ı açacaksınız. Ama bu demek değil ki eski usul Sümer Bank'ı açalım. Ama yeni model bulmamız lazım. Yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu, Diyarbakır'daki çalışan ahalinin de kooperatifi üzerinden ortak olduğu, belki de yeni bir mülkiyet tanımı yapmamız lazım. Yeni bir ekonomik model tanımlamamız lazım. Sadece sosyal devlet de değil. Şimdi bunun hangisini liberalizm, hangisini sosyalizm, hangisini kamu mülkiyeti, hangisini özel mülkiyet diyeceğiz? Yani ya da işte Fikirtepe'de kentsel dönüşüm. Şimdi Fikirtepe'de o kentsel dönüşüm için o müteahhitleri o kadar iştahlandıran şey Fikirtepe'nin rantı değil mi? Oraya yapacakları kuleleri o paralara satabilmeleri umudu. Peki o umudu bugün o büyüklüğe, o ranta getiren kim? Oranın daha yokken, yolu yokken, elektrik direği bile dikili değilken oraya gelmiş ve oranın çamuruna 50 yıllık hayatına katlanmış Fikirtepe'liler. Ama bir yandan da bugün orada altyapı hizmetine ihtiyacı